arkadaşlar, hayırlı günler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Bu sene 12. sınıf ve medya hikaye yarışmamıza Türkiye'nin 10 nazarında. Öncelikle bu güzel, sıcak mekanda, atmosferde bulunmaktan dolayı hakikaten çok mutlu olduğumu, memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz hikaye yarışmasını hep büyük salonlarda yaptık ama bu ortam, bu atmosfer bizim için çok daha sıcak, samimi, özel. Öyle olduğu için bu programı burada tertip ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçlerde biz yine üzerimize düşen görevler neyse onları yerine getireceğiz ve daha geniş katılımlarla bu programımızı inşallah icra etmek için önümüzdeki süreçlerde gerekenleri icra edeceğiz. Ama bugün hakikaten bu programın burada icra ediliyor olmasından ben de çok mutlu oldum. Anlattığınız şeyler çok önemli. Burada ilk İmam Hatip'in açıldığı binanın hemen yanında olmak, Hacı Veysade hocamızın o dönemde yaptığı çalışmalar, faaliyetler. İşte bizlerin bugünlere gelmemize bir altlık oluşturmuş, bir maya oluşturmuş süreçler. Hepsinden Allah razı olsun. Türkiye'mizde İmam Hatipliler hep öncü olmuştur, önder olmuştur. Bugün de aynı şekilde bu öncülük devam ediyor, olmaya devam edecek ve bizim gençlerimize her zaman sahip çıkmamız gerekiyor. Gençlerimize her zaman hedef tayin etmemiz gerekiyor. Davanın, hak davanın ne olduğunu en iyi şekilde anlatmamız, ifade etmemiz gerekiyor. Bu manada tabii üzerimize düşen sorumluluklar büyük. Biz de bunun bilincindeyiz, farkındayız. Ben de İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip mezunu olmakla her zaman övünüyoruz, bunu duyuyoruz. Çünkü elhamdülillah bizim İmam Hatip'e başladığımız günden bitirdiğimiz güne kadar hocalarımız bize hep milli, manevi değerlerimizi anlattılar. Hak davayı anlattılar. Doğruları anlattılar. Ve daha önce de ifade ettim. Ülkemizde FETÖ'nün erişemediği, terör örgütlerinin erişemediği tek yer var. O da İmam Hatip. Niye? İmam Hatipler gerçek hem dini değerlerimizi hem milli manevi değerlerimizi gerçek manada öğrenen, özümseyen nesil olduğu için bu nesle erişemediler. Ve Türkiye'nin kurucu nesli de, koruyucu nesli de, kurtarıcı nesli de İmam Hatip nesli. Biz bu nesli devam ettirmek için gayret ediyoruz. Burada herkesin çok büyük emekleri var. O yüzden ben bütün emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşte bu yaptığımız yarışma da aslında bu gayretin, bu çabanın ürünlerinden bir tanesi. 12 yıldır devam ettiriyoruz ve çok büyük bir katılımla bu yarışmalar devam ediyor. Tabii orada ödül illaki her yarışmanın olağan bir neticesi ama bizim için önemli olan bu yarışmaya çok sayıda gencimizin, çok sayıda öğrencimizin katılıyor olması. Çünkü katılmak ödül almaktan daha önemlidir benim için. Aslında her katılan bir ödülün sahibi oluyor. Ödülle kendiyle bir kere barışmış, kendiyle buluşmuş oluyor. Ne düşündüğünü, neyi hissettiğini, neyi ifade etmek istediğini kağıda dökmüş oluyor ve burada belki kendisi için yeni kapıları açmış oluyor. O yüzden buradaki katılım sayılarının yüksek olması da bizi ayrıca memnun ediyor. Burada gençlerimizin her alanda kendini ifade etmesi önemli. Gençlerimizin her alanda kendini yetiştirebilmeleri önemli. Artık İmam Hatip neslinin kurucu ve her zaman önder bir nesil olabilmesi için her alanda kendini en iyi şekilde
hazırlamış olması gerekiyor. Bu manada artık Konya'mızda işte Mahmut Sami Ramazanoğlu İmatik Okulumuz bir proje okulu. Tahir Büyüktürkçü İmatik Okulumuz bir proje okulu. Mustafa Büyükaklan Hafız İmatik Okulumuz bir proje okulu. İnşallah bu örnekleri çoğaltacağız. İşte merkez imatikimiz yeniden inşa ediliyor. Ben inanıyorum ki Konya'mızdan yeni bir marka doğacak. Zaten markaydı ama marka değerini çok daha yukarılara taşıyacak. Bütün Türkiye'de, bütün şehirlerimizde arzu ediyoruz ki proje okullarımız olsun. Yani sadece bir İmam Hatip tabelası değil bizim için önemli olan. Okulun dışında İmam Hatip yazması değil. Orada yetişen gençlerimizi en nitelikli şekilde, en iyi şartlarda eğitimlerini, öğrenimlerini tamamlayarak oralardan mezun olmaları ve ülkemizin, milletimizin ve bütün dünyanın aslında geleceğine yön verecek, şekil verecek nesillerin bu okullardan yetişmesi. Bunun için çaba gösteriyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız. İnşallah. Bunun için hiçbir tereddütümüz yok. Çünkü pırıl pırıl gençlerimiz yetişiyor. Pırıl pırıl gençlerimizin yetiştiğini gururla görüyoruz. Bizler nasıl zor şartlarda eğitim, öğretim süreçlerimizi tamamlayıp ondan sonra da Türkiye'nin zor şartlarında bir şeyler yapmanın çabası gayreti içerisinde olduysak inşallah bundan sonraki yetişen gençlerimiz çok daha iyi şartlarda, çok daha iyi imkanlarla bu gayretlerin, çabalarını devam ettirecekler ve ben inanıyorum ki işte bugün Gazze'de yaşadığımız, yaşanan süreç, yani bütün dünyanın gözü önünde bir katliam yaşanıyor. Ama kimse bir şey yapamıyor. Tabii bu çok acı bir durum. Fakat bu da bir imtihan. Hepimiz için bir imtihan. Ben onu söylüyorum. Gazze'dekiler için büyük bir imtihan. Ama onlar imtihanı geçti. Güzel bir şey. Niye geçtiler? Onlar teslim olmuş durumdalar. Bütün zor şartlara rağmen şükrediyorlar, sabrediyorlar ve diyorlar ki zafer bizim. Onlardaki teslimiyeti, onlardaki şükrü, sabrı bizim anlamamız mümkün değil. Ama asıl imtihanda olanlar bizleriz. Asıl imtihanda olan bizleriz. Tabii bu imtihanları geçebilmemiz için kuru gürültüyle olmaz. Veya işte hamasi bir takım söylemlerle olmaz. Güçlü olmamız lazım. Güçlü olacağız. Güçlü olmak için önce bilgili olmamız lazım. Güçlü olmak için önce kendi değerlerimize bağlı olmamız lazım. Güçlü olmamız için yerli ve milli imkanlarımızın olması lazım. Şayet dışarıya bağlı olursak, birilerinin iradesiyle hareket ediyor olursak, bu gücü elde etmemiz. İşte onun için kurucu güç diyorum İmam Hatip nesline. İmam Hatip nesli hiçbir zaman hiçbir yere bağlı olmamıştır. Kendi öz iradesiyle hareket etmiştir. Ve güçlü olmamız için de bizim bu nesle ihtiyacımız var. Her zaman sağlam olacak, her zaman diri olacak, her zaman inandığı yönde hareket edecek, istikametini bozmayacak. Hiçbir zaman hiç kimsenin iradesine bağlı kalmayacak güçlü bir nesil. Güçlü bir nesille inşallah biz bu arzu ettiğimiz, istediğimiz gücü elde edeceğiz. Ve dünyada da Türk milleti olarak adaletin ve hakkaniyetin temsilcisi, savunucusu olmayan inşallah hep birlikte devam edeceğiz. Ben tekrar yarışmaya katılan bütün yarışmacılara teşekkür ediyorum. Ödül alacak olan arkadaşları tebrik ediyorum. Konya dışından gelen misafirlerimiz var. Hoş geldiniz diyorum. İnşallah Konya'da havalarda güzel, güzel vakit geçirme imkanınız da olur. Tekrar değerli genel başkanımıza, ekibine, bu organizasyonu bütün zor şartlara rağmen düzenledikleri için
ve bugün de burada bu ödül töreni gerçekleştirdikler için ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye İmam Hatipler Vakfı olarak 12 yıldır bu hikaye yarışmasını geleneksel olarak devam ettiriyoruz. Genel Müdürümüz Orhan Bey'in de ifade ettiği gibi her yıl 500'ün üzerinde, bu bazen binleri buldu, bazen 550-600'lerde kaldı. Ve genelde de 50-60 civarında ilden hikayeler geliyor. Elhamdülillah gelenekselleşti. İmam Hatipler ve İmam Hatipliler bu yarışmayı kanıksadılar, benimsediler. Elhamdülillah hikaye yarışmasının 12.sini tamamlamış olduk. Ben burada desteklerinden dolayı Ahmet Bek Yatırımcı Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yıllardır yarışmamızı destekliyorlar. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı bu yıl 30. yılı, 94 yılında kurulmuş bir vakıf. Ana hedefimiz İmam Hatiplere ve İmam Hatiplilere hizmet etmek. Biz İmam Hatipliliği 4 sınıfta topluyoruz. 1 mezunları, 2 mensupları, 3 muhiti, İmam Hatipliliği olanların çevresindekiler, bir de dördüncüsü muhibbi, yani İmam Hatip sevenler. 80 milyon herhalde buna 70 milyon girer diye düşünüyorum. Dolayısıyla İmam Hatip bu memleketin ruh ve mana köklerinin billurlaştığı, somut hale geldiği, ürün ve mahsul verdiği eğitim kurumları. Allah sayılarını artırsın. Amin. Allah niteliğini artırsın. Amin. Ve elimizde şu an 1 milyon 200 bin öğrencisiyle binlerce imam hatibimiz var. Bizi Allah geriye doğru bir kez daha 28 Şubat dönemlerine doğru götürmesin inşallah. İmam Hatipliler elhak bugün tüm Türkiye'de o İmam Hatip ruh ve manasının hem hakka hem halka hizmet bağlamında ne anlama geldiğini yaşayarak gösteriyorlar. İnşallah göstermeye de devam edecekler, etsinler. Bu hikaye yarışması bizim için çok kıymetli. Çünkü biz aslında bu hikaye yarışmasıyla her yıl Türkiye'deki İmam Hatiplilerin bir sosyolojik olarak fotoğrafını çekiyoruz. İmam Hatiplilerin gündemini öğreniyoruz. Özellikle de bazı yıllarda konulu yapmakla beraber çoğunlukla serbest yaptık. Gelen hikayelerde, mesela hatırlıyorum birkaç sene önce gelen hikayelerin büyük bir kısmı ahlaki erozyon meselesine odaklanmış idi. Bu yıl yine serbest bir hikaye yarışması idi. Gelen hikayelerin %40'tan fazlası Gazze'ye odaklanmış durumda. Bu bizi memnun etti. Çünkü İmam Hatipli'nin gündeminde bir Gazze var. Bütün dünyada olduğu gibi ki rahmetli Necmettin Erbakan'ın ifadeleriyle Filistin bizim için coğrafi değil, imani bir meseledir. Biz buna inanıyoruz. İmam Hatipli de buna inanıyor. Gazze ile ilgili hikayelerimiz var. Ama İmam Hatipli sadece Gazze'ye kendini vakfedip, az önce başkanımla konuştuk, sadece kendini Gazze'ye vakfedip de diğer gündemleri ıskalamıyor. Aynı zamanda da Türkiye'nin, ümmetin, milletin, insanlığın diğer gündemleriyle de ilgileniyor. Maşallah. Hayırlı olsun. Sen mezun oldun herhalde, değil mi? Evet, şu anda. İyi, ne güzel. Burada lütfen. Yani böyle hep kızlar kazanıyor. Erken başta oldu bu işler. Önce buradayız efendim. En son oraya Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Tebrik ederiz.